Atölyesinden merhaba. Bugün size puflarla yapılmış böyle bir deniz kabuğu modeli anlatacağım. E, bu modelin arkası ve ön yüzü rahatlıkla kullanılabilir. O yüzden atkı ve şallarınızda kullanabilirsiniz, lif yapabilirsiniz ve bebek battaniyesi için iki renkli, tek renkli ya da üç renkli e, yapabilirsiniz. Onda da çok güzel duracak bir model. Dekoratif battaniye olarak kullanabilirsiniz. Hatta yelek örneklerinde de kullanabilirsiniz. Şimdi modelimize nasıl başlıyoruz? Modelimize e, belli bir zincir ölçüsü vermeyeceğim. Dilediğiniz zinciri çekerek yani mesela lif yapıyorsanız 20-25 santim kadar zincir çekin. Eğer bir bebek battaniyesi yapıyorsanız da 90 santim kadar zincir çekerek başlayabilirsiniz. 1-2-3-4 tane zincir çekiyorsunuz ve başlangıç noktanıza bir tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Sonra bir zincir çekiyorsunuz, ipi tığın üzerine alıyorsunuz, bir boşluk bırakıyorsunuz, sonrakine yine bir tane daha trabzan yapıyorsunuz. Bir zincir çekiyorsunuz, bir tane zincir atlayıp ikinci zincirin tam boşluğuna bir tane daha trabzan yapıyorsunuz. Bu şekilde ilk sırayı böyle kafesler yaparak bir boşluk bırakıp diğer boşluğa batarak bitiriyorsunuz. Bu bizim temel sıramız oluyor şimdi kafes sayınızın bakın burada zinciriniz arttıysa e, bunu buradan içinden şöyle söküp e, geriye doğru gidebilirsiniz şimdi e, kafes sayınız kaç olmalı kafes sayınız 3'ün katları artı 1 mesela 12 3'ün katı artı bir tane daha kafes yanına 13 tane e, kafes yaptım şu anda dönüyorsunuz ya da mesela 30 tane yaptıysanız kafes sayınızı 3'ün katı, katı oluyor 30 31 tane yapıyorsunuz Döndünüz 1, 2, 3, 4. Bütün başlangıçlarda 4 zincir çekiyorsunuz. İpi tığın üzerine aldınız. İlk bölümü şöyle bir tane kafesle başlıyorsunuz. İpi tığın üzerine alıyorsunuz. Bu ilk kafesimizi atlıyoruz. Bunu atladık. Bakın bir ikinci kafesi atladık. Üçüncü kafesin içine bir iki üç seferde yukarıya çıktığınız e ee, bir tane fıstık yapıyorsunuz ve onu toplayacaksınız şimdi. Topladınız. Bir tane zincir çekiyorsunuz yine aynı boşluğun içine. 1 2 3 4 Pardon, 3, 3 tane yapıyorsunuz. Topluyorsunuz. Bir tane zincir. Tekrar aynı boşluğun içine 1 2 3 Topladınız. Bıraktınız. 1 zincir. Aynı boşluğa 1 2 3 topladınız. 1 zincir. Tekrar aynı boşluğa 1 2 ve 3 tane. Şimdi bakın 1 2 3 4 5 tane fıstığımız oldu burada. Bunu buraya değil bir sonrakine. Yani arada bir kafes boşluk bırakarak şunu bırakarak ikinci kafesin içine bağlıyorsunuz sık iğne ile. Bakın arada bir kafesiniz var. İpi tığın üzerine alıyorsunuz. Tekrar burada bir tane boşluk bırakıyorsunuz. Diğer tarafa atlıyorsunuz 1 2 3. Yine aynı kafesin içine toplam 5 tane fıstık yaparak onu da bağlıyorsunuz. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane. Arada bir boşluk bırakıyorsunuz ve bir sonrakine sık iğne ile tutturdunuz. İpi tığın üzerine alıyorsunuz, bir boşluk bırakıyorsunuz ve sonrakine yine aynı metotla aralara bir zincir çekerek toplamda 5 tane fıstık yaparak devam ediyorsunuz. Sıranın sonuna dikkat edin. Şimdi buraya da 1, 2, 3, 4, 5'li fıstığı yaptınız. Arta kalan 2 tane kutucuğunuz olacak. Hiç zincir çekmiyorsunuz. Şu ilk kutucuğa ipi tığın üzerine alarak sık iğne ile bağlamıyorsunuz bu sefer. Şuraya bir tane trabzan, bir zincir ve en son trabzanın üzerine de bir trabzan yaparak burada da bir küçük kutucuk oluşturarak sırayı bitiriyorsunuz. Bir zincirli. Bunu mutlaka sağlamlaştırın. Ve sonra buradan kesiyorsunuz. Bitirdiniz. Döndük. Bıraktığınız yerden devam edin. Aynı renkle de devam edebilirsiniz. Farklı bir renge de geçebilirsiniz. 2 renk, 3 renk nasıl isterseniz. Şimdi bu sıradaki metodumuz bir sonraki deniz kabuğuna zemin oluşturmak. Ama oluştururken normal trabzan geçmeyeceğiz. 1, 2, 3 ya da 4 tane zinciri çektik. İpi tığın üzerine alıyorsunuz. Bakın şimdi şu trabzanın tepe noktasına batıyorsunuz. Tek seferde hepsini yani yarım trabzan diyoruz buna. Yarım trabzan yaptınız. Sonra tekrar yine bir zincir çekiyorsunuz. Şunları yok edeceğim arkada. E, buradaki ipi tığın üzerine alıyorsunuz. Buradaki iki fıstığın ortasındaki boşluğa bir tane daha yarım trabzan yaptınız. Bir zincir. Buradaki boşluğa yine yarım trabzan. 1 zincir. Boşluğa yarım trabzan. 1 zincir. Ve boşluğa yarım trabzan yaptınız. Bakın şimdi bu deniz kabuğunun üzerindeki bütün boşluklar bitti. Şu araya hiçbir şey yapmıyorsunuz. Buradan, bu noktadan buraya atlayacaksınız. Şuraya atlıyorsunuz. Bir zincir çekiyorum ben çünkü çok sıkı örmüyorum. Eğer çok sıkı örüyorsanız ya da küçük numara tığ kullanıyorsanız ben mesela lef ipi 3 milimlik tığ kullanıyorum. Eğer daha küçük tığ kullanıyorsanız iki zincir de çekebilirsiniz. Şuraya atlıyorum tam şu noktaya bir zincir çekerek atladım. İki zincir çektiğimde benim modelim biraz yayıldı. Bakın hep sadece burada yaptığımız tek şey fıstıkların arasındaki boşluklar üstünde çalışmak. Tekrar buradan şuraya atlayacağım. Buraya atlıyorum. Bir zincir. Sadece fıstıkların arasında çalışıyoruz bu sırada. Ve normal trabzan değil de yarım trabzan yaparak devam edeceğiz. Şimdi sıranın sonunda ne yapıyoruz? Sıranın sonunda bakın şuraya geldik. Burada yapacağımız şey başta ne yaptıysak onu yapmak. Yani şuradaki trabzanın tepe noktasına bir tane yarım trabzan, bir zincir ve en son trabzanın tepesine yine bir tane daha yarım trabzan yapıp dönüyorsunuz. Rengi hiç değiştirmiyorsunuz. Bu bizim sonraki rengimizin zeminiydi. Şimdi şöyle bir nokta var. Bakın burada modelimiz bir tane tam deniz kabuğu sonra yarım deniz kabuğu. Tam deniz kabuğu yarım deniz kabuğu şeklinde e, gidecek. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu ilk kafesi boş bırakıyoruz. Burayı boş bırakıyoruz. Burayı bıraktık. E, i̇pi tığın üzerine aldık. Şurayı boş bıraktınız. Hemen ikincisine, hemen ikinci boşluğa. E burada bakın buradaki fıstığın tam tepesine denk geliyor. 1 3 1 zincir. Buraya 5'li fıstık yapmıyoruz. Yani 5 tane ayrı fıstık yapmıyoruz. Yarım fıstık yapacağımız için yani yarım deniz kabuğu yapacağımız için daha doğrusu. E buradaki fıstık sayımız 3 tane olacak. 5 tane değil. 1 2 3. Sadece 1 2 3. Bir boşluk atlıyorsunuz. Bakın bu boşluğu atladınız. Sonraki boşluğa tam da ortasına denk geliyor. Buraya bir sık iğne ile tutturdunuz. İpi tığın üzerine alıyorsunuz. Artık bundan sonra sadece iki deniz kabuğunun ortasındaki o büyük boşlukların içinde çalışacağız. Buraya geliyorsunuz. Bu sefer buraya tam bir deniz kabuğu yapacağımızdan toplamda 5 tane aralara bir tane zincir çekilmiş fıstıklar yapıyoruz bakın 1-2-3-4-5 bunu nereye bağlayacağız bir tane şuradaki boşluğu atlıyorum tam tepe noktasına şuraya ortaya birleştiriyorum şimdi tekrar iki tane deniz kabuğunun ortasına 5 tane fıstık yapıyorum aralara birer zincir çekerek 2 3 1 2 3 4 5 şimdi bunu tekrar buraya arada bir boşluk bırakarak şuraya kilitledim sık iğne ile bir tane boşluk atladım buraya geldim yani sondan bir boşluk önce Buraya ne kadar yapacağız? Tahmin edersiniz ki 3 tane sadece fıstık yapıyoruz. Çünkü başta ve sonda yarım deniz kabuğumuz olmuş olacak. Böyle. Hiç zincir çekmiyorum şimdi. İpi tığın üzerine alıyorum. Çok sıkı örüyorsanız burada bir zincir de çekebilirsiniz şuraya bir tane trabzanla bitiriyorum. Bitirdim. Bir zincirle sağlamlaştırıyorum ve bu rengi de bitiriyorum. Eğer iki renk yapacaksanız hiç ipleri kesmenize de gerek yok. Şimdi dönüp bitirdiğim yerden başlayacağım. Bu önemli. Bitirdiğim yerden tekrar diğer bölüme geçeceğim. Ne yapıyorduk bu sırada? Zemin hazırlıyoruz bir sonraki deniz kabuğu için. 1, 2, 3, 4. 4 tane. İpi tığın üzerine aldım. İlk başlangıç noktam şu iki fıstığın arası. Şurası. Şuradan ipi tığın üzerine aldıktan sonra tek seferde çekiyorum. Bir zincir. Yine fıstıklar arasında çalışıyordum bu sırada hatırlarsanız. Çıktık. Bir zincir. Buraya atlıyorum. Hep fıstıklar arasına. Diğer ortada şu aşağıda kalan bölümlerin içinde hiç çalışmıyorum farkındaysanız. Burada bir zincir çekmeyi unuttum. Bu şekilde sıranın sonuna gelinceye kadar bu metotla ilerliyoruz. Sıranın sonuna geldim. İki fıstığın arasına da bir tane e, bu şekilde yarım trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum ve buradaki trabzanın Tepe noktasına bir tane yarım trabzan yapıyorum ve bu şekilde bakın en son iki fıstık arasına yaptım sonra da buradaki trabzanın tepesine yapıp dönüyorum 1 2 3 4 zincir Şimdi artık bu sırada şurada ne yaptıysam burada ilk, ilk deniz kabuğunda burada da aynı metodu ilerleteceğim. Şuraya bir tane kafes yapacağım kafes oluşturacağım normal ikili trabzan yaparak sonra bir zincir çekeceğim bir boşluk atlayacağım ve iki deniz kabuğunun tam ortasına yeni deniz kabuğumu oluşturacağım. böyle böyle beşli bir deniz kabuğu oluşturdum. Hemen burayı atlıyorum. Bunu atlıyorum. Şuraya onu sık iğneyle tutturdum. Tekrar bir boşluk atlıyorum. Araya bir deniz kabuğu yaparak bu metodla ilerliyorum. Sıranın sonuna geldiğimde yine buradan trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Şuradaki trabzanın üzerine Sonra bir zincir ve en son trabzanın üzerine bir tane trabzan yaparak bu sırayı bitiriyorum ve diğer rengime geçiyorum. 1 2 3 4 Hemen şuraya 4 fazla gelebilir. Bu sırada 3 de yapabilirsiniz. 1 zincir, ve hep fıstıklar arasına yine yarım trabzanlar yaparak bu sırayı ilerletiyorum sıranın sonuna geldiğimde hemen şuradan şuraya atladım iki fıstık arasından şuraya atladım bir zincir ve son trabzanın üzerine de trabzan yaptım bu sıranın metodu şu lila rengi sıranın metodunun aynı 1-2-3-4 başladım şuraya hemen şuraya yarım deniz kabuğu yapacağım 3 tane fıstık aralara birer zincir çekerek 1 2 3 1 zincir 1 2 3 ve buraya kilitledim bakın bunun aynısı oldu bu sırada ne yaptıysam sonunu nasıl bitirdiysem burada da aynısını yapıyorum. Bir sonraki sırada da şuradaki metodun aynısını uygulayacağım. Bakın böyle güzel bir model oluyor. Hepinize kolay gelsin.